Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haftanın ardından öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Amile erkek handbol takımı 2019 Dünya Handbol Şampiyonası eleme maçında karşı karşıya geldiği Hollanda'yı 30-27 mağlup etti. Amilli erkek handbol takımı 2019 Dünya Handbol Şampiyonası Avrupa elemeleri 5. grup 3. maçında konuk ettiği Hollanda'yı 30-27 mağlup etti. Milli takımımız Aksaray'da önemli bir galibiyet elde ederek grup birinciliğine yükseldi. ...2019 Erkekler Dünya Handbol Şampiyonası elemeleri 5. grupta mücadele eden A Milli Handbol takımı Hollanda ile Aksaray'da Hasan Dağı Spor Salonu'nda karşılaştı. Maçın ilk kez Aksaray'da oynanması nedeniyle Aksaraylılar tribünleri doldurdu. Hasan Dağı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada millilerimiz ilk yarısını 14-16 geride bitirdiği karşılaşmada Aksaraylıların müthiş desteğiyle iyi bir geri dönüş yaparak Hollanda'yı 30-27 yendi. Baskın ve iyi bir oyun sergileyen millilerimiz ilk yarıda 13-11 öne geçti. Bu dakikalarda görülen 2 dakika cezalar ve savunmada basit hatalar neticesinde oyun kontrolünü kaybeden millilerimiz devreyi 14-16 geride tamamladı. İkinci devreye Aksaraylı handbol severlerin müthiş desteğiyle bambaşka bir oyunla başlayan millilerimiz farkı kapatarak öne geçmeyi ve oyun kontrolünü yeniden eline almayı başardı. Son dakikaya kadar Hollanda karşısında baskıyı bırakmayan ve savunmada hata yapmayan millilerimiz tribünlerin coşkusuna da ayak uydurarak müsabakayı 30-27 galibiyetle tamamladı. İlk etap maçlarında Yunanistan'ı deplasmanda 19-25 mağlup eden Türkiye Erkekler Handbol Takımı Belçika ile de sahasında 27-27 berabere kalmıştı. Aksaray'da oynanan Hollanda maçında 30-27 kazanan milliler 5 puan toplayarak ilk etabı lider bitirdi. Elemelerde son maçında 14 Ocak'ta Yunanistan'la oynayacak olan milliler karşılaşmaya yine Aksaray Hasan Dağı Spor Salonu'nda çıkacak. Amile erkek handbol takımı Hollanda maçından galibiyetle ayrılması sonucu soyunma odasına inen Aksaray Valisi Aykut Pekmez ve Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı oyuncuları tebrik etti. ...2019 Dünya Şampiyonası yolundaki Amilli erkek handbol takımı Hollanda maçından galibiyetle ayrıldı. Hasan Dağı Spor Salonu'nda tarihi bir gün yaşandı. Aksaray protokolü spor salonundaydı. Zorlu karşılaşmada Vali Aykut Pekmez, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve il protokolü tribündeki yerini aldı. Hasan Dağı spor salonunu dolduran seyircilerin coşkusu maç sonrasında da daha da arttı. Milli takım seyircisiyle bütünleşti. Karşılaşma sonrası soyunma odasına inen Vali Aykut Pekmez ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı oyuncuları tebrik etti. Aksaray adına Türkiye adına size çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlarda da ve 14'ünde burada oynayacağız. Yunanistan maçında da başından başarılar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Belediye başkanım, ya şimdi... öldük dedik. Ya bu kadar heyecan, yani yerimize oturamadık. Ama bize bu gururu yaşattığınız için, hele Aksaray'da bu gururu yaşattığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bizi dolandırıyoruz. Heyecandan Hakan kardeşime, Sayın Valime, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Herkesin emeği çok büyük. Ama seyircimiz, bakın burada Aksaray'da yapıldığı zaman bu işin ne kadar güzel, bereketli olduğunu da gördünüz. Bundan sonra bekliyoruz her maçta. İnşallah. Elinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Siz iyi bir takımsınız. İyi oynadığınız zaman bu maçlar zaten gelir. Zaten bu Belçika'da, Belçika'nın maçta da ikinci yerden gösterdiğiniz mücadeleden sonra.
berabere kaldık ama galibiyet normalde 10 sayıdan alacağımız maçtı. Bu bizim için çok önemli bir galibiyet. İnşallah bunun devamı gelecek. Ben inanıyorum size. Çünkü sizlere yeni öğretmen hocamla beraber bu yola çıktık. İnşallah sonu da iyi olur. Aksaray Belediyesi 2018 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Aksaray Belediyesi Başkan Haluk Şahin Yazgı Başkanlığı'nda 2018 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirerek gündeminde bulunan 16 maddeyi karara bağladı. Aksaray Belediye Meclisi 2018 yılının ilk toplantısı olan Ocak ayı olan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Gündemde bulunan maddelerin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda meclise 2017 yılı gelir ve giderlerini denetlemek üzere denetim komisyonu üyeleri de seçildi. Yapılan oylama sonucunda komisyona AK Parti grubu adına Süleyman Can Bulut, Fazilet Daysal ve MHP grubu adına Ayhan Şahin seçildi. Toplantıya 2018 yılı temennileriyle başlayan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 2018 yılının ilk toplantısını gerçekleştiriyoruz. İnşallah Rabbim hayırlı bir yıl nasip eder temennileriyle toplantıda alınan kararların hayırlara vesile olmasını diledi. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, her salı düzenlemiş olduğu Halk Günü programı kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlüklerinin katıldığı Halk Günü'nde sorunlarına kendi başlarına çözüm bulamayan vatandaşlar, belediye başkanından sorunların çözümü konusunda yardım istedi. Halk Günü'nde Başkan Yazgı ile yüz yüze görüşerek sorunlarını ve ihtiyaçlarını dile getiren vatandaşlar, Başkan Yazgı'ya her türlü sıkıntılarını anlattı. Bazı vatandaşlar da belediyenin yaptığı çalışmalara teşekkür etmek için Halk Günü'ne katıldı. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın vatandaşın talep ve sıkıntılarını tek tek dinlediği Halk Günü her salı belediye başkanlık binasında düzenleniyor. Aksaray Belediyesi ve Aksaray Üniversitesi Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesinde evde sağlık ve bakım hizmetlerine devam ediyor. Aksaray Belediyesi ve Aksaray Üniversitesi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi evde sağlık ve bakım hizmetleri devam ediyor. Aksaray Belediyesi isteğe bağlı evde tedavi hizmetiyle ihtiyacı olan hastanın ayağına sağlık hizmeti götürüyor. Aksaray Belediyesi ile Aksaray Üniversitesi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi evde sağlık hizmetiyle bakım ihtiyacı duyan hasta, yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların bakım, tedavi ve ev temizliği konusunda vatandaşların yanında. (Gülüyor) 2015 yılında kurulan Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın girişimleriyle başlatılan Huzurlu Yaşam Aracı projesinde sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında bugüne kadar 2000 hastaya ulaşıldı. Gelenlerin hepsinden memnunum. Mama hemşirem geliyor, ondan bile memnunum. Ta Konya'dan gelir, ağlaşır gider. Memnunum kuzum, hepsinden memnunum. Hastaneye ilkin gittiğimizde bakmıyorlardı ama şimdi dört dörtlük bakıyorlar bize. Vardık mıydı ama yatıracak duracak yeri bulamıyorlar Hamza mesela. Götürecek yeri bulamıyorlar. Araba istersek hemen anımızda arabamız geliyor. Aksaray şeyine, hastanesine, araştırma hastanesine teşekkür ederim kuzum. Başkanlarımıza, belediyeye, hepsine teşekkür ederim. Hepsine vardım, boş dönmüyorum şimdi, Allah var. Tam donanımlı hale dönüştürülen huzurlu yaşam aracıyla doktor, hemşire ve psikolog eşliğinde tedavi ve bakım ihtiyacı olan herkese ev temizliğinden kişisel bakım temizliğine kadar çeşitli hizmetler sunuluyor. Bizim gibilerinin şöyle bir çöpümüzü kaldırsanız dünyanın şeyini diyor. Her şeye biz mühteşik, kendimiz yapamıyoruz. Çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Hepsine Allah her işini rast getirsin. Bu temizlikçiler gelir, her şeyim ben ne dersem hepsini yaparlar. Kendileri yapar yaptığını, benim dediğimi de hemen yaparlar. Belediye başkanımıza, çalışanlarına, bize böyle yardımcını gönderdiği için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Huzurlu Yaşam Aracı mobil hizmet ile Aksaray Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri hastaların günlük yaşamını kolaylaştırırken onlara yalnız olmadıklarını hissettirmeyi ve gördükleri ilgi, sevgi ve şefkatle onurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlamayı amaçlıyor. Mobil Huzurlu Yaşam Aracı evde sağlık ve bakım hizmetleri hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde hizmet veriyor. Ekipler günde 30 hastaya bakım ve sağlık hizmeti götürüyor.
Handball Federasyon Başkanı Bilal Eyüpoğlu, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya tebrik ve teşekkür ziyaretinde bulundu. Aksaray'ın ev sahipliğinde 2019 Erkekler Dünya Handbol Şampiyonası Avrupa elemeleri 5. grupta oynanan Türkiye-Hollanda maçı için Aksaray'a gelen Türkiye Handbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu'na ziyarette THF Yönetim Kurulu üyesi ve A Milli Bayan Takım Sorumlusu Aksaray Belediye Spor Bayanlar Handbol Takımı Kulüp Başkanı Hakan Gümüşsoy, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Barbaros Yılmaz, Erkek Milli Takımlar As Başkanı Cenk Erdoğan, Yönetim Kurulu üyesi Haydar Aslan eşlik etti. Öncelikle başkanıma teşekkür ediyorum. Hakan kardeşime de teşekkür ediyorum. Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Tabii burada en büyük emeği başkanımın vermiş olduğu destektir. Çünkü bizim yaptığımız aslında tabii ki burada Aksaray'da bir bayan takımına bütçe olarak destek oluyor belediye. Biz de federasyon olarak burada bu faaliyeti yapmak ihtiyaç duyduk zaten. Ama bu Aksaray bunu zaten hak ediyor. Çünkü daha güzel şeyler olacak inşallah ilerideki yıllarda. Hem bayan takımının başarılarında. Milli takım bazında da burada şu anda ilk defa bir ilde 3 tane milli maç üst üste oynanacak. Yani bugüne kadar hiç olmamış bir şey. Bunu başkanım hak ediyor. Tekrar ona teşekkür ediyorum. İnşallah başarının devamını diliyorum. Belediye Başkanımız Sayın Uşan Yazgı'ya ve Sayın Valimiz Aykut Pekmez'e çok teşekkür ediyoruz. 3 aylık uzun bir süreç oldu. İnşallah alnımızın akıyla yarına çıkacağız. Dün milli takımımız geldi, Hollanda milli takımı da geldi. Milli takımımızı ağırlamaktan gurur duyuyoruz. İnşallah Aksaray halkı da üzerine düşeni yapacak. Yarın salonu hınca hınç dolduracak. Milli takımımıza tam bir destek verecek. İnşallah Hollanda'yı yenip sonrasında grupta birinci olacak. Temennimiz bu şekilde. Ben başkanıma tekrar teşekkür ediyorum. Vermiş olduğu desteklerden dolayı. Bilal Başkanımıza da, Bilal Eyüboğlu Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Aksaray'a geldiği için bizi kırmadı. Maç esnasında yanımızda olacak. Teşekkürler sunuyorum. Böyle güzel bir organizasyonu Aksaray'ımızda gerçekleştirdiği için kendilerine ve ekibine çok çok teşekkür etmek istiyorum. Başkanımın başkan olma sürecinden bu zamana kadar geçen süreç içerisinde handbolu bambaşka bir noktaya getirdi. Bizim zaten belediyemizin bir handbol takımı var. Onunla beraber yaptığımız çalışmalar var. Ve başkanım özellikle bu konularda bize maddi manevi destekleri her zaman devam ediyor. Bizlerin şehrinde böyle bir çalışmanın olması, az önce başkanımın da ilettiği gibi bir şehirde tam 3 tane milli maçın oynaması bizim için çok çok mutluluk verici bir şey. Şehir kabuğunu kırıyor, yeniliyor, marka şehir oluyor. Bu nedenden dolayı ben başkanıma ve Hakan kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Aksaray'ımıza geldikleri için, bizleri ziyaret ettikleri için ve takdim ettiği hediyelerden dolayı kendilerine çok çok teşekkür etmek istiyorum. Türk Handbolu'na verdikleri katkıdan ve değerden ötürü Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür eden Eyüboğlu, ziyaret anısına milli takım forması hediye etti. Bir dakika. Aksaray Belediyesi kış ayında sorun yaşamamak için tüm tedbirleri aldı. Aksaray Belediyesi acil müdahale ekipleri kar yağışı ve olası buzlanmalara karşı teyakkuz halinde. Aksaray'da hava şartlarına göre olası kar yağışı ve sonrasında oluşabilecek olumsuz koşullara karşı önceden oluşturulan ekipler 7/24 görev başında olacak. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 4 adet kombine kapsamlı tuzlama aracı, 5 adet grider, 8 adet kazıcı yükleyici kepçe, 2 adet yükleyici loader kepçe, 8 adet elle tuzlama ekipleri ve araçları, 1 adet solüsyon dispiratörü, 20 ton solüsyon, 2500 ton tuz stoku malzeme ve donanımla 45 personel görev yapacak. Ekipler şehir içi ana arterler, bağlantı yolları, eğitim ve sağlık kuruluşları başta olmak üzere diğer önem arz eden yolların açık kalması için gece ve gündüz çalışma yürütecek. Kar ve buzlanmaya karşı tuz ve solüsyon stoğunu önceden oluşturan Fen İşleri Müdürlüğü personeline ihtiyaç halinde kış boyunca sürdüreceği karla mücadele çalışmalarında Park Bahçeler Müdürlüğü personelleri de destek verecek. Ekipler yaya kaldırımlarında kar temizleme çalışması da yürütecek.
Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen anma etkinlikleri programı kapsamında geçtiğimiz hafta Aksaray Kültür Merkezi'nde düzenlenen İstiklal Marşımızın şairi Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy anıldı. Milli Şair Mehmet Akif Ersoy vefatının 81. yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında Aksaray Kültür Merkezi'nde müzik dinletisi düzenlendi. Anma programına öğrencilerin ilgisi büyük olurken gecede Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler Sinevizyon eşliğinde katılımcılara anlatıldı. Bir taraftan milletin her geçen gün üstüne yenisi eklenen büyük acılarını tadarak, diğer taraftan babasının ileride vatanına faydalı bir insan olsun diye verdiği hususi terbiye ve eğitimle geçen çocukluğu. Aksaray Belediyesi Müzik Grubu'nda yer alan solist Yıldırım Aktaş, kanunda Yaşar Musaoğlu, kemanda Yavuz Tutuş, tamburda Semih Şenyay'la, cello'da Arda Kula, ritimde Cenk Çöl'ün eşliğinde Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinden besteler seslendirildi. Antalya'da çalışmalarını sürdüren Aksaray Belediyespor kadrosunu Samet Albayrak'la güçlendirdi. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi temsilcimiz Aksaray Belediyespor 2. devre transfer çalışmaları kapsamında Spor Toto 3. Lig takımlarından Bergama Belediyespor'un kaptanı Samet Albayrak'la anlaştı. Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren temsilcimiz Siyah Beyazlar, 13 Aralık'ta karşılıklı anlaşmayla Bergama Belediyespor'dan ayrılan 1984 doğumlu tecrübeli hücuma dayalı oyuncu Samet Albayrak'la görüşme başlattı. Olumlu sonuçlanan görüşmelerin ardından kariyerinde Spor Toto 1. Lig, Spor Toto 2. Lig ve Spor Toto 3. Lig'de forma giyen Samet Albayrak renklerine bağladı. Albayrak'ın bugün ilk antrenmanda takımla birlikte sahaya çıkacağı belirtildi. Başarılı hücuma dayalı oyuncu Albayrak kariyerinde 15 Türkiye Kupası, 164 Spor Toto 3. Lig, 214 Spor Toto 2. Lig ve 36 Spor Toto 1. Lig karşılaşmasına çıktı. Bergama Belediyespor'da takım kaptanı olan Samet Albayrak, Spor Toto 3. Lig'de 19, Spor Toto 2. Lig'de 26, Spor Toto 1. Lig'de 3 ve Türkiye Kupası'nda 1 gol kaydetti. Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan haftanın ardından öne çıkan gelişmelerle karşınızda olduk. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek üzere. Hoşça kalın.